جمال نبی قره به جمال نبی قره حق جمال جمال حق حق جمال عشق سیدا نخیاله جمال حق حق جمال جمال حق حق جمال. Merhabalar sevgili izleyiciler. Bir Onsuz Olmaz programında yine sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz sevgili Kazım Güvercinoğlu. Kazım abiyle tanışıklığımız 1986 yılına kadar uzanıyor. O yıldan bu yıla Kazım abi hala aynı direngenlik, aynı inanç, aynı kararlılıkla Alevi Bektaşi inancına, kültürüne hizmet eden sevgili bir canımız. Öncelikle hoş geldi. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Ahmetcan. Bizi izleyen can dostlara saygılarımızı sunarız. Teşekkür ederim. Eyvallah. Şimdi biz biliyoruz o yıllarda Kazım Güvercinoğlu ve etrafındaki arkadaşlar, yine 2-3 tane açık kurumumuz vardı Alevi Bektaşilik adı altına. Belki bir Şahkulu hatırlıyorsam, bir de Karacaahmet vardı. Evet. Onun dışında İstanbul'da özellikle örgütlülük yoktu. Hatta Türkiye'de de Alevi Bektaşi örgütlülüğü yok gibi bir şeydi. Birkaç tane kurum vardı ama onlar da Alevi Bektaşi ismiyle örgütlenmemişti. Evet. Yöre dernekleri isimlerle örgütlenmişti. Ama o yıllarda siz Hacı Bektaş Veli'ye, Abdal Musa'ya semah ekipleri götürüyordunuz. Zaten ben tanışıklığımda öyle başladı. Evet. O gün bugündür semah eğitmenliği diyelim. Çalışmalar başlıyor. Şimdi bunu ilerleyen süre içerisinde konuşacağız. Ama evet, hemen başa gelelim. Biz sorumuzu soralım. Kazım Güvercinoğlu kimdir? Kaç yılında, nerede doğdu, ne iş yapar, kaç çocuğu var? Evet, evet, teşekkür ederim. Kazım Güvercinoğlu 1952 doğumlu, Erzincan, Refahiye, Eski Koçgiri doğumludur. İki oğlum vardır. Biri Hasan, biri Hakan isminde. Hasan büyük oğlum şu anda inşaat mühendisi. Küçük oğlum da sınıf öğretmenliğini bitirdi ama öğretmenlik yapmıyor, başka işlerle uğraşıyor. Bu şekilde, şimdi ikisi de evliler, mutlu birer yuvaları var. Çocuklarımla da çok mutluyum çünkü bu çalışmalara başladığımdan beri çocuklar küçükken dahi yanımızdaydılar bizimle, evet, beraber. Hasan en küçük semah öğrencimdi o zaman. Kısa boyundan tabii çalışan canların arasından o bayağı ufak kalıyordu. Ama 1982 yılında işte dediğin gibi Karacaahmet Sultan Devleti'nden ilk defa orada bir araya geldik. İbrahim Kamil, avukat İbrahim Kamil dönemiydi. O bizi orada sosyal çalışmaları sevdiği için topladı. 2-3 ay bir çalışma yaptıktan sonra bir de baktık yönetim bizden korkmuş. Bu gençler buraya toplandı, başımıza bela olacak diye. İbrahim Kamil'e demişler ki bunları sen burada nasıl getirirsen öyle götür. O da tabii bakmış ki olmuyor. Onun Şişli'de bir spor malzemesi sattığı bir iş yeri vardı. Oranın altında bodrum vardı. O bodruma bizi aldı. 2 sene orada bu semah grubu dağılmadı. Orada Ali Hoca vardı. Bizim saz hocası. Ali Hoca hem bize saz öğretiyordu hem de semahta saz çalıyordu. O zaman ben daha saz çalmasını bilmiyordum. Ben de onun yanında işte takılarak böyle ufak ufak semah çalmayı öğreniyordum. Rıza Sezer Hoca, Ayten Can, Adil İpek, Adil İpek abi. Evet, Esra, Esra Korkmaz Aslan, bizim Arzu vardı, küçük Arzu vardı, Arzu Haşhaş. Aynur'un akrabası oluyorlar değil mi? Evet, evet. Ayrıyeten bizim Ali Yıldan vardı gene, iyi, uzun zaman bize dostluk eden, yol arkadaşlık eden arkadaşlarla. Uğur Dikmen. Bunlarla beraber orada başladık. Canlar Semah grubu olarak orada 2 ay senelik bir mücadele sonunda Şifak Şişli Folklor Kurumu vardı Çağlayan Lisesi'nde. 2 sene de onlarla çalıştık. Ondan sonra Halk Eğitim Merkezi, Zeytinburnu Halk Eğitim Merkezi'nden Ekrem Atayer vardı. Evet. Oraya gittik onunla beraber. Tansel Hoca vardı. O da bize koro dersi veriyordu. Ekrem Atayer.
bağlama veriyordu. Ben de orada semah çalışmalarını öylece devam ettik. İki dönem de orada çalıştıktan sonra biliyorsunuz Halıcıoğlu'nda Muallim Cevdet İlkokulu vardı. Şimdi oraları hepsini detaylandırarak gideceğiz. Evet. Ama öncelikle ne işte meşguldük? Erzincan'da doğdun dedin. Erzincan Refahiye. İstanbul'a ne zaman geldi? O çocukluk dönemleri, eğitimi biraz onlardan bahsedelim. İlkokulu bitirdikten sonra İstanbul'a geldim. İstanbul'da beni bir diş hekiminin yanına çırak olarak verdiler. O 66 yılında geldim. O seneden bu seneye aynı şekilde işte o meslekle ilgili de çalışmalarımı sürdürüyorum. Askere gittiğim zaman da gene askeri hastanede diş servisine çalıştım. Bu diş teknisyeni olarak. Diş teknisyeni olarak ama her türlü işi yani köprü olsun, protez olsun yani bu tür şeyleri de yapıyordum. Ekonomi yönünü bu şekilde temin ediyordum. Şimdi kendi bağımsız yerlerde çalıştığım için zamanım da oluyordu. Onun için bu kültürel faaliyetlere de zamanımı ayırıyordum. Bu şekilde bugüne kadar hala devam ediyorum. Zaten önümüzdeki zaman ilerledikçe de detayları konuşacağız. Tabii. Evet. Şimdi 86 o Muallim Cevdet'ti yanlış hatırlamıyorsam evet, değil mi? Muallim Cevdet İlköğretim Okulu'nda. Orada nasıl yani bir okulda nasıl bir izin alınıp da çünkü başka yer yoktu. Tabii. Okulda çalışmalar yapılıyordu. Zaten ben de sizi o dönem tanıdım. Evet. Şimdi okulda o çalışmaları yapmamızın sebebi de ben okul aile birliğinde başkandım orada. Çünkü benim çocuklar da orada okudular. Okudukları için ben orada 6 sene başkanlık görevi yaptım. Aile birliği başkanlığı. Okul yönetimiyle de tabii ki aram iyi olduğu için orada çalışmalar için bize müsaade ettiler. Hatta 19 Mayıs'ta orada çocuklara semah döndürüyordum ama semah demiyordum, folklor diyorduk. Orada turnalar semahında iki turnam gelir işte rengi yemyeşil falan. Eğlen turnam eğlen Ali misin sen sözü yerine onu değiştirdin. Eğlen turnam eğlen yaralı mısın yoksa benim gibi karalı mısın diye o sözleri de değiştiriyorduk ki belli olmasın semah çalıştırdığımız orada. Yoksa çünkü orada o zamanlarda kimse Alevilik adına dahi hiçbir şey çalışma yapamıyordu. Anlasalardı zaten bizi orada koymazlardı. O şekilde... Yani takiye yapmak zorunda kaldık. Evet, takiye yapmak zorundaydık. O sözleri değiştirdik. O şekilde semah döndürüyorduk. Tabii içinde Alevi olan aileler vardı. Onlar biliyorlardı ama diğer Sünni aileler normal folklor çalıştırdığımızı biliyorlardı. O şekilde orada da çalışmalarımızı sürdürmek için işte çabalar harcıyorduk. Evet. Peki ben şey soracağım. Şimdi İKSAT vardı. İstanbul Gösteri Sanatları evet. Topluluğu. Onun kuruluşunda var mıydın sen? Tabii. Çünkü onunla biz Hacı Bektaş'a siz gittiniz. Evet. Sema işte Ayten Can'ın arkadaşlarla beraber, onlarla siz beraber. O zaman grup yorumun elemanları da işte Kemal Sahil Güreler evet. vardı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. O ekibin içerisinde. Evet. Biz de sizi Hacı Bektaş'ta 87 yılında sesle eşlik etmiştik. Evet. Halk Amatör Sanatçılar Derneği vardı bizim Aksaray'da. Evet. Ben evet, oraya evet. senin sema eğitmeni olarak geldiğin dönemi biliyorum. Evet. Bu o çalışmalardan biraz bahseder misin? Evet. Yani? Zaten ilk Hacı Bektaş'a Canlar Sema ekibi olarak biz başladığımız zaman bir Karacaahmet Sultan Dergahı'nın sema ekibi, Şiran sema ekibi vardı. Evet. Bir mahfat vardı. Abbas Genç'in denetiminde. Mafat Derneği vardı, Malatya Folklor Araştırma Derneği. Onlar geliyorlardı. Bir de biz üç grup vardık. Bir de Dil Tarih Coğrafya'nın Kardeşlik Sema Nurhan Karadağ'ın evet, denetiminde. Nurhan Hoca'nın. Bunlar vardı. Bunlarla ilkin başladık. Ondan sonra İstanbul'daki bu okulda Muallim Cevdet'te sizin gibi canlar da geldiler, kalabalıklaştı. İKSAT diye bir dernek kurduk. Dedik ki biz dernek kuralım. Daha şey olur, daha güzel olur çalışmalarımız. Dernek kurduk fakat fazla uzun sürmedi. Sonra aramızda anlaşamadık. Derneği kapatmak zorunda kaldık. O grup çok şey üretti ama. Evet, o grup biraz heyecanlıydı. Hatta bir arkadaşımız Hacı Bektaş'a biz gitmiştik. Diyorlar dedim. Burada bir çelik kafes yapalım, bu çelik kafesine biz birisini koyalım falan. Yani bu şekil biraz aşırı şeyler yapmak istedi. Baktı ki biraz bizi aşıyor o konular. Ondan sonra o derneği tekrar kapattık.
Biz orada kaldık. Yine devam ettik sizlerle beraber bir müddet sonra. Bir müddet sonra zaten biz de ayrıldık. Evet, siz de ayrıldınız. Ondan sonra... O zaman Canlar'dı. Evet. İşte İktisat'tan sonra Canlar, evet, oldu. Hı-hı. Canlar'dan sonra da tekrar ayrıldık. Biz figür gösteri sanatları topluluğunu, evet, kurduk. Evet. Siz ama Canlar olarak devam ettiniz. Devam ettik, evet. Devam ettiniz. O Adil arkadaşlarla beraber, eşin Sultan'la, evet, beraber, evet, o, evet, süreç devam etti. Evet. Şimdi niye bunlar konuşuyorum? Ben zaman zaman işte bizle ilgili işte neydik diye çok sorular soruluyor işte panellerde vesaire gibi şeyde. Evet. O dönemi aslında hangi koşullarda yaşadığımızı en canlı tarihlerinden birisisin sen. Ne örgütümüz var, ne kurumlarımız var, ne çalışabileceğimiz bir, evet, yer, tiyatro, sanat vesaire gibi üretebilecek yerler yok. 3-4 tane dernek var hatırladığım kadarıyla. Bir yerel dernekler var işte Divriği gibi, Sivas, aha, Derneği gibi. Onlar da zaten Alevilik adı altında bir şey çalışma yapamıyorsun. Sanatsal çalışma yapabiliyorsun. Evet. Ama Alevi kimliğiyle sanat üretebilmek için kurumlar yoktu. Yoktu, evet. Bu rezillikler bir anlamda, yani tırnak içinde belki de güzel rezilliklerdi. Bizim için muhteşem anı olan güzel rezilliklerdi bunlar. Hacı Bektaş yolculukları çok hoş ve güzel geçiyordu o, evet, ekibin çalışmasında. Gencecik insanlara yolla ilgili şeyler öğretiliyordu. Şimdi baktığımda o dönem aslında bir anlamda okul gibi görüyorum. Oradan yetişen birçok insan bugün birçok Alevi kurumunda ya yönetici olmuş, evet, ya da, evet, ne diyelim ona, semah eğitmenliği yapıyor vesaire. Öğretici. Orada sizin tabii ki önemli katkılarınız var. Devam edelim o süreci. Daha sonra sen bir de Almanya'ya gitme şey var, yurt dışına gitme sürecin var. Evet, orada Halis Tosun vardı, Hamburg Alevi Kültür Merkezi Başkanı o zaman. O Necat Bidoğan Hoca ile görüşmüşlerdi. Onlar o zaman görüşüyorlardı. Necat Hoca da herhalde Almanya'daydı. O zaman gidip toplantılar yapıyorlardı. İlk Alevi bildirgesi falan hazırlamışlardı. Sormuş, demiş ki biz semah öğreticisi bize gerekiyor demiş. O da benim ismimi vermiş Necat Bidoğan'da. Onun vasıtasıyla tanıştık. 1992 yılları olması, evet, gerekiyor. Hamburg Alevi Kültür Merkezi'ne gittik. Orada o zaman şimdiki konfederasyon başkanımız Turgut Öker de o merkezin genel sekreteriydi. Bana 3 aylık bir oturum izni almışlardı. Adres olarak da Turgut Öker'in evini göstermişlerdi. Turgut Öker'le 3 ay beraber kaldık o zaman. Genel sekreterdi. Teşekkür ederiz ikisine de. Ve Halis Tosun'un eşine de teşekkür ederim. Çünkü o zaman 3 ay bizim kahrımızı çektiler. 50 kişiye yakın genç o zaman yetiştirdik. Ondan sonra bir üniversite salonunda bir etkinlik yaptık. Hem semahları hem de müsahiplik olayını, lokma olaylarını, 12 hizmetlerde sembolik olarak çalışmalar yaptık. 1-2 saatlik bir programda hiçbir sanatçı getirmeden o salonu doldurdular. Hatta muhalif dernek vardı, demiş ki bakın işte Hamburg Alevi Kültür Merkezi hiçbir sanatçıya para vermeden salonu doldurdu, güzel etkinlik yaptı diye söylemişlerdi. O zaman orada bir de Lübeck derneği vardı, Alevi Kültür Merkezi gene. Haftada bir gün de oraya gidiyordum çalışmalara. İki çalışmayı birleştirip bir de gene Amasyalıların olduğu bir dernek vardı. Şimdi ismini hatırlayamadım. Oraya da gidiyordum. Beraber Afşinlerin olduğu bir dernek vardı. 3 aylık bir çalışma sonunda 50 kişiyle o etkinliği yaptık. Güzel bir etkinlikti. Sonra beni yolcularken bir bahçede yemek falan yaptılar. Çok duygusal anlar yaşadık o zaman. Ben bir de bir türkü gene o yazmıştım. Onu da okudum o zaman onlara. Sürpriz olarak çok güzel çalışmalar olmuştu. Onun dışında 1997'de Zeynel Gül'ün davetiyle Bielefeld bölgesine beni çağırdılar. Zeynel Gül bizim, evet, televizyondaki, evet, Zeynel Gül. Evet, evet, orada Zeynel çağırdılar. Evet. Gittik orada, Reda Derneği'nin başkanıydı o da o zaman. Ham Derneği'nin başkanı Ahmet Akbaba, Bünder Derneği'nin başkanı Karatondu. Onlar üç dernek arasında her bir gün birisine gidiyordum. Çalışma yaptıktan sonra orada da gene bir etkinlik yaptık. Etkinlikten sonra
Berlin'e çağırdılar beni orada da. Berlin'e de Alevi Kültür Merkezi Mehmet Uzun ve eşi Hatice Uzun. Onlar 3 ay beni misafir ettiler. Onlara da teşekkür ederim. Başkanımız o zaman Veli Turan. Rahmetli Veli Turan, o rahmetli oldu onun döneminde. Orada da gene öyle ilk gittiğimde ilginç bir olay yaşadım. Bizim Bayram amca vardı, Sivas İmranlı. Bu Hüsniye'yi çok seviyor. Hüsniye olayı var ya, o kitabı var. Tam Hüsniye'yi onu çok seviyor. Tabii tanıştık, merhaba falan dedi. Merhaba dedik, işte nereden geldin, ne yapıyorsun falan. Dedim ki işte Semah çalışması için geldim. Bir de dedim bizim Namussuzları Koruma Derneği var dedim. O derneği kurdum da dedim, sen de üye olur musun dedim. Ne diyorsun yahu dedi, sen deli misin dedi, kim bunu getirmiş buraya dedi. Ondan sonra dur hele dedim, celallenme dedim, bir sor bakayım derdin dedim, tüzüğü nedir, şartları nedir, hemen seni çarık çorapla kimse almaz falan dedim. Neymiş falan. Dedim ki bizim bu dediğimiz namussuzlar, o piyasada namuslu görünüp de namussuz olanlar değil de gerçekten namuslu olanlardır. Bunları bunlardan ayırt etmek için arifane söylüyoruz. Bizim tüzüğümüze uyanlar şöyledir. Ya olduğu gibi görünecekler ya görünün gibi olacaklar. Özüne sözüne sahip olan insanlar olacaklar deyince biraz sakinleşti Bayram amca. Sonra televizyonda o Fenel kanalda Semah'la ilgili bir müsaitlik olayını yaptık. Canlı yayın bir saatlik orada. Onu izledikten sonra sabahleyin baktım bir de gömlek almış geldi yanıma. Yahu dedi hoca sen söylediğin gibi değil misin? Böyle seni görünce dedi şaşırdım falan. Öyle bir anımız ama o, geçti. O zaten o yanım vardı senin. Şeyden hatırlıyorum ben. Hacı Bektaş'a gittiğimiz yıl milletin yüzünü gözünü boyamalar. Neydi öyle? Evet, evet. Evet, en son da beni artık orada Namussuzlar Koruma Derneği Başkanı Mehmet Uzun'u bıraktım yerime. Şimdi o devam ediyor. Zeynel Gül'e telefon açtım geldikten sonra teşekkür için. Torunu Koray vardı, ufaktı o zaman daha, 7-8 yaşlarında. O telefona çıktı. Koray merhaba dedim, merhaba dedi. Dedim deden evde mi? Dedesi soruyor Zeynel Gül, kim o? Dede namussuz hoca dedi. Yani çocuk telefonda bile artık beni o şekilde lanse etti. Şimdi Avrupa'da Namussuzları Koruma Derneği kurucusu olarak da biliyorlar. Evet, hem Semah hocası bir yanda Namussuzları Koruma Derneği. Gerçekten de bunu dediğim namussuzlar çok az sayıda olan gerçek namussuzlardır, namuslulardır. Çünkü şu anda piyasada namuslu görünenlerin hepsi de tam tersine oldukları için bu şekilde. Burada da diyorsun evet, bir arifane, bir Bektaşi göndermesi yapalım diyorsun. Evet, yurt dışı çalışmalarını böylelikle tamamlamış olduk. Yurt dışı gelirse ama yurt içi çalışmaları çok fazla. Biraz aslında bu SEMA çalışmalarından ziyade biraz ona ara verelim. Evet. Senin 90'lı yıllardan sonra Alevi Bektaşi o hareketliliği, örgütlülüğü başladıktan sonra hemen hemen önemli bütün toplantıların kayıtlarını aldın. Evet, evet. Belki bir anlamda da bu son 20 yıllık önemli bir arşivim var. Evet. Onunla ilgili biraz bahseder misin o çalışmalarla ilgili? Pek bizde böyle kamera kullanma alışkanlığı yoktu ya da zaten yoksun insanlarda. Yoktu kamera, yoktu. Evet. Kimse bize kamera yoktu. Ses kayıt cihazı bile derlemeye gittiğimizde ya da işte bir yerde kayıt almaya gittiğimizde elimizde bir ses kayıt cihazı var. Derlemenin ne olduğunu da bilmiyorduk. Gidiyorduk işte orada insanı koyuyorduk teybi ortaya, kayıt alıp geliyorduk. O dönemde elimizde kamera falan da yoktu ama sen Almanya'da bir Hamburg'a gelince gittiğinde evet, kamera aldın geldin. Evet. Ve o kamerayla da önemli bir süreci kayıt altına aldın. Evet, bu çalışmalardan da biraz bahseder misin? Evet, o 92'de işte Almanya Hamburg'a gittiğim zaman o zaman bir kamera aldım. Gerçekten de bu tür çalışmalar yapabilmek için elimde bir kamera oldu. Kimse de yoktu. Bütün toplantıların aşağı yukarı 7 senelik toplantıların bütün canlı olarak hepsini çekmişim. Şu anda arşiv olarak bende duruyor. Yani bu çalışmalarla ilgili arşiv başka kimsede yoktu diyebilirim. Bu şeyde neler var mesela bunun içerisinde hatırladıkların? Ben bir tanesini hatırlıyorum. 93 yılı Haziran ayında Hacı Bektaş'ta geniş katılımlı bir temsilciler meclisi gibi bir toplantı yapılmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam. Sivas olaylarından hemen önceydi. Hatta evet, birkaç gün evet, önceydi. Evet. Ben de oradaydım. O kayıt, bende de ses kayıt cihazına ben o toplantıyı almıştım. Oradan biliyorum.
Ama o kaydı orada önemliydi aslında, şeyler çıkmıştı. Bu bugünkü işte ABF'nin oluşmasında temelde tartışıldı. Evet. Bir süreçti. Ona benzer başka hangi şeyler? Şimdi bütün Alevi Temsilciler Meclisi kuruluncaya kadar ki olan bütün Türkiye'deki hangi ilde toplantı yapıldıysa hepsinin çekimleri var. Mersin'de yapıldı, Ankara'da 2-3 defa yapıldı, Hacı Bektaş dergahında 2-3 defa yapıldı toplantılar, İstanbul'da Şahkulu dergahından yapılan 2-3 toplantı, 3-4 toplantı vardı. Karacaahmet dergahında bütün hepsinin görüntüleri bende mevcuttur. Dediğim gibi en az 5-6 senelik bu sürekli o çekimler. O Temsilciler Meclisi'nin toplantıları mı? Temsilciler Meclisi toplantısı en son Ankara'da artık şey yapmışlardı işte, Temsilciler Meclisi daha tam karar verdiler. Yönetici seçecekler. Program nasıl bir program izleyelim? Orada ben de bir söz aldım. Hep izliyordum çünkü. Herkes işte neler gördü, neler yapıldı diye. Ben de orada bu semahlarla ilgili çalışmaların gerçekten merkezi sistemde bir şekilde bir çalışma yapılması gerekiyor. Onu bildirdim. Artık Hacı Bektaş törenlerine o kadar çok ekip geliyordu ki, dernek semah ekipleri. Yani semahlar tamamıyla dejenere edilmişti. Hiç kimse izlediği zaman bu falan yörenin semahıdır diyemiyordu. Onları ben söyledikten sonra dedim ki arkadaşlar, bakın biz uğraşıyoruz, çok boşuna vakit kaybediyoruz. Bizim bir de parmak sorunumuz var dedim. Tabii millet şaşırdı, neymiş bu parmak sorunu? Şimdi parmak sorunu zafer işareti yapılıyor ya, onu demek istedim. Dedim ki şimdi Erbakan, İslamcılar şunu yapıyorlar, devrimciler bunu yapıyorlar, Türkiyeciler şunu yapıyorlar dedim. Şimdi bayağı dedim gitti yani, şu bütün parmaklar gitmiş dedim, kala kala şu parmak kalmış dedim. Biraz daha oyalanırsak dedim bu parmaklar gider dedim, ya bize bu kalır deyince tabii orada millet ilgin bir şok oldu, ondan sonra güldüler. Almanya'ya gittiğimde bir toplantıya katıldım gene bizim Alevi kurumlarının. Orada birisi anlatıyor, diyor ki Türkiye'de işte birisi böyle böyle anlatmış. Ben de dinliyorum, adam beni tanımıyor. Böyle böyle demiş diyor, bu şekilde söylemiş, adam haklıymış. Bakın bize şimdi bir şey kalmadı diyor. Hakikaten öyle yani, biz hala bugün de daha oyalanıyoruz. Yani bizim artık zafer işareti yapacak parmak bile bize kalmadı. Ama ben düşünüyorum, yeni bir şey buldum. Diyorum ki biz de şu işareti yapalım artık, diyelim ki herkes dursun, biraz da biz konuşalım diye. Şimdi bizim Alevi sembolü de bu olsun diye düşünüyorum. Yani artık herkese sus diyelim. Herkesin bir sembolü var. Biraz da siz bizi dinleyin diyelim. Bu şekilde bu çalışmalar yapmıştık. Peki o sadece Temsilciler Meclisi'nin sonu nereye gittiği belli zaten. Temsilciler Meclisi, yanlış hatırlamıyorsam, Alevi Partisi ile sonuçlandı. Ali Haydar Veziroğlu'nun piyasaya çıkmasıyla birdenbire ortalık karıştı. Barış Partisi oldu. Evet. O çalışmalar öylece bitti. Öylece bitti. Ondan sonra işte önce bağımsız adaylar, önce parti kuruldu. Sonra seçime birkaç gün kala bağımsıza dönüştü. Onun neresinde bulundun? Onun ben sadece mutfak tarafından bulundum. Yani ön planda hiç çıkmadım. Sadık Eral Çorum'daki avukat. En son tabii bu parti kapatınca, bağımsızları meydana çıkarınca tabii seçme birkaç gün kala diyor ben sinirlendim. Ondan sonra evde diyor o yanı bu yanı bakıyorum, av tüfeği orada asılı diyor. Gittim av tüfeğini diyor alayım dedim, gidim şu Ali Haydar Veziroğlu'nu vurayım diyor, sinirlenmişim. Hanım da diyor, o da sinirlenmiş, dedi ki sen dur ya, ver tüfeği, şu tüfeği ben gideyim şunu vurayım deyince birdenbire diyor ulan aklıma geldi, ne güzel bu, şu daha güzel. Hem Ali Haydar Veziroğlu'na kurtulacağız hem de hanımda kurtulacağız diyor. Hiç sesimi çıkarmadım sağ olsun. Ona da saygılar sunuyoruz. Eğer izlerse gerçekten o da çok hoş sohbet. Ama yengeye de sürpriz olmasın. Evet, evet. O artık da anlatıyor. Yani böyle güzel o anısı da vardı. Evet. Böyle bitirdi o da. Evet. Sevgili Sadık abiyle konuştuk biz. Evet. O dönemi yaz dedik ama umarım yazar. Evet. Çünkü yani ben sen orada o süreci yaşayan insanlar bugün hala o sürecin ciddi anlamda kalkıp öz eleştirisini verebilmiş değiller. Kimisi biz verdik gibi söylüyorlar ama o dönemde Türkiye Alevi hareketinde aslında kırılma yaşanan hareketlerden birisiydi. Evet. Ona da tanıklık ettim. Birazcık da içinde bulundum. Evet. Biz yine
O yıllardan sonra işte o ne dedim işte Sivas olaylarından hemen arkasında bir yoğun bir Alevi örgütlüğü süreci yaşandı. Evet. Ama bu arada da pıtrak gibi dernekler çoğalmaya başladı. İşte az önce de zikrettiğim gibi her dernek kendi semai ekibini kurdu. Evet. Hacı Bektaş Veli anma etkinlikleri olsun, Abdal Musa anma etkinlikleri olsun bir anlamda bir kaosun da yaşandığı, Cürcüran'da yaşandığı süreçler oldu. O süreçleri nasıl takip edebildin? Sen neresindeydin? Semah çalışması ekip devam etti mi senin? O dönemlerdeki çalışmalarından biraz bahsedelim. Evet, şimdi o dernekler birdenbire çoğalınca tabii her kurumda semah çalışması yapma ihtiyacını duydular. Öğretici kadromuz olmadığı için büyük sıkıntılar oldu gerçekten de. Şimdi bir söz vardır, derler yarım hoca insanı dinde, yarım doktor insanı canda eder diye bir söz vardır. Çok doğrudur. Şimdi eğitici, öğretici kadrolarımız olmadığı için kim eğer bir yerde bir SEMA figürü öğrenmişse hemen kuruma gidiyordu, ben SEMA öğreticisiyim diyordu. Onlar da başka olanak olmadığı için tamam diyorlardı, gelin çalıştırın. O şekilde SEMA'ları herkes kendi düşüncesine göre bir şeyler ekledi, bir yerde kesti, bir yerde ekledi. Her sene farklı şekilde Hacı Bektaş'a gelmeye başladılar. Sordum ben bu öğreticilere, sorumlulara niye her sene değiştiriyorsunuz? Vallahi biz her sene değişik farklı bir görünümle gelmek istiyoruz. Daha coşkulu, daha heyecanlı olsun diye bunları yapıyoruz diyorlardı. Fakat bu da onların kabahati değildi. Yani ne kadar da eksisi olsa gençlerimizi o dönemlerde bir araya getirdikleri için onlara gene de teşekkür ederim. Esas yöneticiler sorumludur burada. Çünkü yöneticiler dikkat etmesi gerekiyordu bu konularda. Gerçekten bu işi bilen insanları bir araya getirmesi gerekiyordu. Biliyor muydu ki? Onlar da bilmiyorlardı. Evet. Onlar da bilmiyorlardı. Hala yani bizim eğitici, öğretici, yönetici sıkıntılarımız var. Onun için kurumlarımız bir yönetimi değiştirmek istiyor, düşünüyor, bakıyor. Yerine koyacak ikinci bir grup göremediği için mecburen öyle devam ediyor. Evet. Peki senin o dönemki çalışmalar nerede devam ediyordu? Beyoğlu Şubesi'nin kuruluşunda evet, bulunmuşsun. Hacı Bektaş Veli Derneği Beyoğlu Şubesi kuruluşunda. Şimdi o dönem dediğin gibi işte Sivas olaylarından sonra Hacı Bektaş adı altında dernekler kurmaya başlayabildik ancak. Pir Sultan yolunda. Evet, evet. Şimdi ilkin altı yolda Hacı Bektaş Derneği vardı. Kadıköy'de evet. Altı yolda ilk evet. O kurulmuştu genel merkez olarak. Orada başladık. Ondan sonra Kurtuluş'ta gene şubeleri vardı. Orada çalışmalar başladık. Orada daha sonra Esenyurt'ta çalışmalar devam etmişti. Esenyurt'ta evet Pir Sultan Abdal Kültür Derneği. Şahkulu'nda 96-98 yılları arasında. O dönemlerde evet çalışmalar yaptık. Fakat kurumlarda şu sıkıntı var. Şimdi bir yönetici eğer değiştiği zaman, yönetim değiştiği zaman o geçmiş yönetimi eğer sevmiyorsa, sen de o yönetim döneminde orada görev yapıyorsan seni de sevmiyorlar. Öyle bir de hastalığımız var. Yani bütün kurumlarda oldu. Bu Ok Meydanı'nda da oldu. Ok Meydanı Cem Evi'nde gene iki dönem evet. Çalışma yaptık. Yalova Hacı Bektaş Derneği'nde, Bandırma Hacı Bektaş Derneği'nde, ondan sonra bu İzmir'in Yalova'da evet. Çalışmışı 98 evet. Yılında Ali Kızılırmak dönemi diyorsun. Evet. İzmit Hacı Bektaş Derneği gene İzmit şubesine gene çalışmalar yapmıştık. Bursa'da çalışmışım. Bursa Hacı Bektaş Derneği'nde Sadık Eral'ın orada o zaman Semah Araştırma Vakfı'ydı o zaman. Orada çalışma yapmıştık gene onun döneminde. Türkiye'nin evet. Birçok yerinde yani çalışmalar yaptık. En son 2002 yılında Bin Yılın Türküsü diye bir proje yapıldı şeyde Abdi İpekçi'de. Necati Şahin'in evet. Koordinatörlüğünde. İstanbul'da. Evet. 18 kurumda gene İstanbul'daki kurumları dönüşümlü olarak her gün birisine gidiyorduk. 3 ay eşimle beraber, eşim Sultan'a da teşekkür ederim. 200 kişilik bir grup yetiştirdik. Orada turnalar semahını, kırklar semahını, bir de fethiye semahı, 3 semahı orada 200 kişi beraber döndüler. Gerçekten de çok güzel bir çalışma oldu. En güzel çalışma da yani yaptığım çalışmaların içinde ön plana çıkan o çalışmaydı. Fakat program bittikten sonra şöyle bir haksızlık yapıldı bize.
Kalktılar dediler işte Almanya'da bilmem falan hocanın yaptığı çalışma bizim ismimizi bile anmadılar orada. O 3 aylık yaptığımız çalışma sonunda bizi bu şekilde... Bu kadar kadrifinaz mı evet, oldu? Evet bu kadar oldu. Peki. Ama gene de darılmadım kendisine ama kırıldım. Çünkü kendisine teşekkür ediyorum ki böyle bir proje yaptılar. Bu kadar insanı biz de bir araya getirdik. O da iyi yanlarıydı. Yani insanların evet. Hep eksi yanlarını ön plana çekmememiz lazım. Artı yanlarını da beraber söylememiz gerekiyor. Tabii, ama evet. Şeyde, ama yapılan haksızlıkları da dile getirmemiz lazım. Evet. Şimdi o yıllarda bir de Semah Kültür Vakfı vakıf çalışması vardı. Vakıf çalışmasının içerisinde bulundun sen. Aynen kurulduğu günden itibaren Semah Kültür Araştırma Vakfı olarak başladık. İlk dönem kimler vardı onun içerisinde? Kimlerle beraber yola çıktınız? Ben Lütfü abi hatırlıyorum. Lütfü Kaleli, kurucu başkanımızdı. İstanbul'daki o zaman... Cafer Özer Koç vardı. Cafer Özer Koç, Allah rahmet eylesin. Hı. Evet, ruhu şad olsun. Çok iyi bir dostumuzdu. Battal evet. Pehlivan vardı rahmetli. İstanbul'daki Alevi belediye başkanları hepsi içimizdeydiler. Hı. Almıştık kurumumuzun içine. İlkin müracaat ettik. Tabii mahkemeye verdiler. Mahkeme reddetti. Alevilik kültürünü koruyup gözetecek diye. Şimdi Alevilik terimi geçiyor diye. Geçiyor diye kapattılar bizi. Hı-hı. İkinci sefere biz gene tekrar mahkeme açtık. Gene reddettiler. Bu sefer bilirkişi raporuna başvurduk. Bilirkişi raporuna yok dediler. Böyle bir şey ahlaksızlık falan değildi. Gayet doğaldı dediler. Ondan sonra Semah Kültür Araştırma Vakfı olarak ilk defa Türkiye'de bir vakıf kuruldu. Ve Şevket Kazan Adalet Bakanı o zaman bir ışık söndürme olayı vardı, yapıyorduk. Ondan sonra dedi ki bunlar galiba mum söndü yapıyorlar dedi. Karanlık için bir dakika aydınlık. Dedi. Ondan sonra bizim tüzüğümüzde o madde olduğu için biz mahkeme açtık. Sonra bir de ertesi gün gazeteciler sordu. Dedi ki siz böyle dediniz. Aleviler rahatsız oldu. O da dedi ki yok ya dedi ben onu deme Alevilerin yaptığı mum söndüğü demedim dedi. Bu sefer bunu deyince evet. Tam kanıtlandı. Mahkemede de şey olarak onu yeterli delil buldu. Mahkum ettiler. Adalet Bakanlığı ilk defa Türkiye'de 2 milyon Türk lirası parasını aldık. Vakfımıza bu Kara Ağaç Dergahı'na yaptığı çalışmaları oraya harcadık. Yani Türkiye'de ilk defa Adalet Bakanlığı mahkum ettik şey olarak ama Adalet Bakanı olduğu için medyaya vermediler. Medya yayınlanmasına vermediler. Sadece para cezasına çarptırdılar. Ama, ve o günden bugüne sonra... Semah Kültür Vakfı daha sonra değişti. Onu işte o onayı... Kapandı daha doğrusu. Yok onu onayı aldıktan sonra ismini değiştirdi. İsmini değiştirdi. Evet yani. Bu sefer Semah dedik madem ki değiştirdi. Böyleyse Alevi Bektaşi Eğitim Kültür Vakfı'nın ismini koyalım. Evet. O şekil yaptık. O sembol var, saz sembolü var şeyin üstünde bizim vakfın şimdi logosu ambleminde. Onu da Halis Tosun hazırlamıştı o bir kitabında. O da kurucu olarak aldık. O amblem de ona aittir. Çok güzel bir amblem. Sazda bir şimdi sürü şeyler var. Şimdi aile başkanlığını Hüsniye Takmaz yapıyor. Şu anda başkanımız Hüsniye Takmaz'dır, evet. Adil amca Adil Atalay yaptı bir Lütfü dönem. Lütfü abi devam ediyor hala. Lütfü Kaleli şimdi onursal başkanımız. Onursal. O yaşlandı. Kendisi dedi ki artık ben kenara çekiliyorum dedi. Gençler gelsin. Şimdi onun oğlu yönetimde. Ben yönetimdeyim. Yadigar Sevgili var yönetimde. Bu son dönemde şeyi aldık bir de Mansur Yalçın dede var. Evet. Genç bir dedemiz. Baba Mansur gerçekten çok da böyle günümüze göre insanların anlayabileceği dilde Aleviliği anlatan onu yönetime aldık ve Kara Ağaç Dergahı'nın dedesi de tam biz orada hizmet yaptığımız zaman o olacaktır. Evet şimdi devam ediyor. Kara Ağaç Dergahı'nın da bir süreci var. O orası bulunduğunda daha doğrusu birisi gelip size Mustafa Çofuz isminde bir vatandaş Erzurumlu. Gelip burası Bektaşi dergahıdır evet. Dedi. Sahiplenin dedi ve onun üzerine siz başladınız. O süreçte biraz dinleyin. Ne evet şimdi Mustafa Çofuz bize bir yazı getirdi. Bir belgeler getirdi. Dedi. Burası dedi Bektaşi dergahı bir sürü dedi. Bizim bütün Alevi kurumlarını vakıflarda gezdim dedi. Kimse şey yapmadı. İlgilenmedi dedi. Bize geldi dedi peki biz baktık Adil Atalay'ın yazıhanesindeydik. Mahkemeye başvurduk. Hani oranın bir dergah olduğunu tespit etmek için. Hakim geldi, keşif geldi. Baktı bir uzun 1,5 metre boyunda bir mezar taşı duruyordu toprağın içinde. Ağaçların arasından. Başka hiçbir şey kalmamıştı.
Onu görünce tabii başı 12 dilimli taç şeklini görünce dedi doğru bu Bektaşi mezar taşıdır. Ondan sonra bizde 3 üniversitede rapor istedi. Oranın dokusunu incelemek için ağaç ve doku raporu istediler. Onu aldık. Ondan sonra Türk İslam Eserleri Müzesi denetiminde arkeolojik kazı istediler. Evet. 1,5 senelik bir kazı sonunda orada bütün mezarlar açıldı. 72 tane mezar çıktı. İskeletler hepsi olduğu gibi duruyor, kemik iskeletleri. Hı-hı. Dergahın 3 ayrı temelleri çıktı. Yani bu şu demektir ki 3 defa orası yıkılmış. Şu anda 4. yapılışıdır oranın. Anıtlar Kurulu burayı görünce burayı tarihi eser olarak koruma altına aldı. Ondan sonra alt tarafa kültür merkezi yapalım diye proje isteyince bu toprak sahibi oranın... Toplam 10 dönüm yeri vardı. Vardı. Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde Recep Tayyip Erdoğan Başbakanımız orayı parsellemiş, ikiye bölmüşler. Üst tarafını Kiptaş diye bir inşaat firmasına satmışlar. Onlar iki blok yapmışlar ama tam bitmemiş. Daha kaba inşaat dönemindeyken 93 depreminde, 93'tü değil mi deprem? 99 mu? 99. 99 evet. 99 depreminde duvarları çatlıyor, onu götürüp atıyorlar. O kazıyı yaparken orada çıkardıkları üst taraftaki harfiyatı da mezarların ve dergahın temellerinin üstüne döküyorlar. Diyorlar nasıl olsa burası da kayboldu, daha gözükmez. Fakat ne yazık ki o bir taş orada açık kalmış. O taştan işte biz gördük. Ondan sonra kazıyı yaptık. Meydana çıkınca orası koruma altına alındı. Alt tarafa kültür merkezi yapacağız diye müracaat edince Anıtlar Kurulu'nda. Anıtlar Kurulu proje çizmiş. Dergahın eski şekline uygun iki katlı ahşap yapılması ve mezarların önce yapılması şartını koştu. Orayı o şekil yaptırdı Kiptaş Yapıtay İnşaat firmasına. Alt tarafı da kültür amaçlı kullanılmak için bir bina yaptılar ama bittikten sonra AK Parti il binası olarak orayı kiraladılar. O şekilde orada kiracı olarak duruyorlar. Onlar hala orada duruyorlar. Duruyorlar. Biz de hala orada 3 senedir orayı elektriğimiz yok. Elektrik şekilde gene kullanabileceğiniz bir küçük bir mekan mı var sizin? Komple içini kullanabiliyoruz. He. İki kat kullanabiliyoruz. Sadece elektriğimiz olmadığı için akşamları ve kışın hizmet yapamıyoruz. Şimdi biz onları inşaata başlayınca yürütmeyi durdurmak için mahkemeye başvurduk. Fakat mahkeme bitmeden onlar orayı yapıp bitirdiler. Ondan sonra mahkeme bizi reddetti. Yargıtay'a başvurduk. Yargıtay bizim lehimize karar verdi. Doğru, haklılar dedi. Bu sefer de onlar itiraz ettiler. Daha o itiraz sonu gelmediği için resmi olarak oranın daha yetki belgesini alamadığımız için onun için onlar da diyorlar nasıl olsa bunların yetkisi yok. O şekilde bizi orada biraz uğraştırıyorlar ama biz gene ne kadar karanlık olsa orada aydın düşünen insanların ışığıyla orayı aydınlatıyoruz. Ve iki senedir orada salı günleri ve pazar günleri toplantılar, sohbetler ediliyor. O şekilde devam ediyoruz. Gündüzleri oluyor ama gündüz, değil mi? Tabii akşamlar gündüz. Olma şansı yok. Elektrik olmadığı için akşamları olmuyor. Peki toplumun ilgisi nasıl oldu? Ben o dönem yapılan basın açıklamalarını falan iyi biliyorum. Oradaki toplum bayağı her Muharrem'de 15-20 bin kişi insan grup olarak geliyorlar, ziyaret ediyorlar. Bayağı yoğun. Zaten o yoğunluk olmasaydı oranın kapısında bize açmazlardı. İlk sene kendileri açıyorlardı. Anahtar kendilerindeydi. Ondan sonra millet girince kapatıyorlardı. İki senedir baktılar ki yoğunluk var. Anahtarı da bize verdiler. Ne yaparsanız yapın dediler ama elektriğimiz yok. Onun için o sıkıntımız sürüyor. Evet. Çalışmalarından birazcık daha bahsedelim. Evet. Bu süreçte tabii SEMAH çalışmaları da yine devam ediyor. Evet. 2001-2002 yılında Kartal Cemevi'nde, daha sonra Hacı Bektaş ve İzmit Hacı Bektaş Derneği'nde çalışmaların devam ediyor. Onları ben özet olarak geçmiştim. O yaptığımız çalışmalar evet. İstanbul'da evet Kartal Cemevi'nde de iki dönem çalışma yaptık. Sonra SEMAH'ta birlik diye bir çalışma yaptık. Tekrar dedik ki İslam Türkiye'de ve Avrupa'da birlik çalışması yaparsak öyle bir proje hazırladık. Peki neydi oradaki neydi hedeflemeye çalıştığınız? SEMAH'ta birlikte neler yapmaya çalıştınız ya da neler yaptınız? Esas şey bu evet. Yani bu kargaşayı giderecek olan proje de buydu esas. SEMAH'ta birlik diye yola çıktık. İşte Mehmet Aydoğmuş hoca da gene beraber. Rıza Sezer hoca da gene beraber, onu da çağırdık. Böyle bir çalışma, proje hazırladık. İlk topladığı, evet, Ok Meydanı Cem Evi'ne yaptık.
Vakıflar Federasyonu Doğan Bermek de katıldı. Evet. Gerçekten o bayağı da destek verdi bize yani şey olarak, sözlü olarak. Ankara'da gittik. Ercan Geçmez'in vakfıyla da görüştük. Ona da dediler, Anadolu Kültür Vakfı. Evet dediler, böyle bir çalışmaya gerek var. Bizim öğretim üyesi hocamızın ismi Atilla Erdem'le görüştük. Pürsüzdan Arbat genel merkeziyle görüştük. Herkes onayladı dediler, doğru, böyle bir proje çok iyidir, yapmamız gerekiyor. Avrupa'daki bizim federasyon, konfederasyonlar da Hacı Bektaş'a gelmişti. Onların hepsine de aynı projeyi sunduk. Evet, onlar da dediler uygundur. Fakat geri dönüşüm cevap gelmedi. Ama İstanbul'da biz 20 kurumla bir dönem, 3 aylık bir dönem gene SEMAH'ta birlik çalışması yaptık. Peki neydi buradaki hedef? Buradaki hedef neydi? Amaç neydi? Ne yapmak istediniz? Her kurumda 2 kişi katılıyordu. Öğretici kadro yetiştirmek içindi. Bu İstanbul yakasında her bir defa bir kurumda çalışma yapıyoruz. Pazar günü öğlene kadar. Öğlene sonra Anadolu yakasında. Oradaki kurumlardaki öğretici kadrolarına her bir kurumda 2-3 kişi geliyordu. Yani otantik semaları öğretici kadro yetiştirmek için çalıştık. 200 kişilik bir grup beraber çalışma yaptık 3 aylık bir dönemde. Fakat bu gençlerimiz kendi çabalarıyla, ekonomik çabalarıyla geldiler. İkinci dönem yapamadık. Dediler ki biz, kurumlar bize ekonomik olarak, kurumlarımız destek olmadı. Orada kaldı. O 3 aylık çalışma içinde Turnalar Semahını, Fethiye Semahını ve Erzincan Kırklar Semahını gerçekten de hep beraber Bağcılar Cem Evi'nde bir prova yaptık. Döndüler. O kadar güzel bir birliktelik sağlandı ki. İşte bizim bu semahları toparlamamız için İstanbul'da olsun, Türkiye'de veyahut da Avrupa'da merkezi bölgeler arası böyle öğretici kadro her bir kurumda 2-3 kişi veya 4 kişi hem zakir hem saz öğrenmek için birlik çalışması yapmak lazım. O çıkan kadroları, semahları öğrendikten sonra herkes de gidip kendi kurumunda normal çalışmalarını başlatacak. Yoksa böyle tek tek kurumlarda gidip de bir çalışma yapsak da biz bunu düzeltiriz desek pek gerçekçi olmaz. Yani burada şöyle bir sorun mu vardı? Biz şu anki mevcut yapılan semahlar da sorun var. Kesinlikle. Yani bunların çoğu işte ne diyorlar, imitasyon, yani uyarlama semahlar. Evet, evet. Uyarlama semahlar, biz bunları arındıralım. Evet. Merkezi düzeyde. Evet, bir çalışma yapalım. Çalışma yapılsın. Belki burada şu da tabii bir arındırma, ama arındırmanın yanında tek tipleştirme gibi bir şey yok ama. Hayır, otantikleştirme. Özüne doğru. Tek tip değil. Gene her bölgenin semahı farklıdır. Şimdi Karadeniz bölgesinin semahı farklıdır. Çünkü oranın folklorik figürleri kesik kesik hızlı olduğu için semahlar da öyle değil. Bizim İç Anadolu'nun, Orta Anadolu'nun oyunları ağır olduğu için semahlar da ağırdan başlar, yürür, ondan sonra hızlanır. Ege bölgesinin zeybek oyunları hakim olduğu için onun için biz onları tek değil, her bölgenin otantik halini bozmadan onları o şekilde öğrenip o şekilde öğretmek gerekiyor. Ama bunu yapmak için de şimdi bu hastalık teşhis edilince yanlış tedavi uyguladığını gördüğüm zaman doktor ne yapıyor? O yanlış tedaviyi önce durduruyor. Önce bu çalışmaları bir sene durdurmak lazım. Bir sene öğretici kadrolar her kurumda 2-3 kişi veya 4 kişi birlik çalışmasına katılması gerekiyor. Peki buna tam hakim olduğuna inandığın bir kadro var mı? Yani bu işleri öğretebilecek bir yetkinlikte. Şimdi tamam, yıllardır, 30 yıldır bu işe emek veriyorsun. İşte Mehmet Hoca'yı tanıyorum. Evet. Mehmet Hoca da bir o kadar emek veriyorum. Onun dışında bu konuda birçok arkadaşımız var. Yıllardır emek veren. Şu evet, ismini zikretsek saatleri alır ama. Şimdi bu burada tam bir yetkinlik söz konusu mu? Yani şimdi o semahta birliği hedeflerken buraya gelen arkadaşlarımız, biz elimizde orijinal şeyler, işte semahları derledik. Evet. Böyle bir kayıt var mı? Yoksa şöyle bir şey mi? Yani gidelim alanlara, mevcut bölgeleri tarayalım. Bölgelerde o insanlar orijinal semahları nasıl dönüyor? Onları kayıt altına alalım mı? Evet. Neydi oradaki hedefleriniz? Onu da yapmak gerekiyordu. Fakat elimizde rahmetli Aşık Daimi'nin derleyip düzenlediği 2 semah var mesela, ki o kendisi düzenlenmişti. Kıyafetleri olsun, figürleri olsun, sözleri olsun. Mesela Turnalar Semahı, bayanların döndüğü, bacıların döndüğü. Hepsi yani koreografisi olsun ona ait. Mesela onu hiç bozmadan
yapmak gerekiyor. Erzincan semanı, Kırklar semanı yapmıştı gene. Onu bozmadan zaten ben o çalıştığım günden beri bunları hiç bozmadım. Bunların bu yaptığı çalışmalar şeklinde ona saygısızlık yapmadım. Hiç bozmadım. O şekil sürdürdüm. Bu elimizde olan tahtacılar semahı vardır. Onları zaten gidip yerinden almak gerekiyor. Bir kısmını da biz zaten Rıza Hoca'nın bize öğrettiği şekliyle çalıştık, bir şeyler yaptık. Malatya yöresi, Erzincan, Sivas, Tunceli, zaten bu bölgeler Kırklar semahı dediğiniz zaman tek bir semah aynıdır. Sadece farklı deyişlerle, farklı sözlerle söyleniyor. Yoksa temel olarak, koreografi olarak zaten aynıdır. Bunları bu şekilde uygulamak gerekiyor. Elimizde bu malzemeler var. Buna başlarken bunun yanında da dediğim gibi araştırmalar yapıp alanlara gidip tekrar oralarda otantik şekline alıp bir heyet kurmak lazım. Yani bu sadece birkaç kişiyle değil, bir heyet kurmak lazım. Buna içine dedeler de olması gerekiyor. Çünkü dedeler de bakıyorlar, hep farklı yörelerin semahlarını bilmediği için, herkes kendi yöresinin semahını sadece bildiği için farklı bir yörenin semahını izlediği zaman bu ne ya, böyle mi semah mı olur diye hemen eleştiriye başlıyorlar. Onun için böyle köklü bir çalışma yapılırsa gerçekten olur. Bu merkez İstanbul'da bir kere iki bölgede, Ankara'da, İzmir'de, bu Türkiye'de, buralarda böyle bir çalışma başladığı zaman Türkiye'deki sorun çözülür. Avrupa'da da eyalet şeklinde dediğim gibi 2-3 eyalette bir araya o insanları getirip o şekilde çalışmalar yapıp bunlar muhakkak düzelebilir. Şimdi herkes diyor yanlıştır, evet semahlar diyor değişmiş, semaha benzemiyor diyor ama hiç kimse demiyor ki ya bunu yanlışları durduralım da gerçekten bu nasıl düzelir? Bu çalışmayı da yani kimse başlatmak istemiyor. Sadece yanlışı eleştiriyoruz. Evet, yani bununla ilgili dedim biz bir çalışma başlattık ama bu çalışmaya da kurumlarda yeterince destek alamadık. Alamadık. Onun için bir dönemce bırakmak zorunda kaldık. Ama kurumlar sahip çıksaydı gerçekten de bir sene zarfında bu çözülür. Yani çözülmeyecek bir şey değildir. Çünkü şimdi malzeme çok. Gençlerimiz bu kurumlara çok geliyorlar. Sonra semah çalışmalarına, folklor çalışmalarını bildikleri için çabuk kavrarlar. Biz başladığımız zaman biz daha yolda doğru düzgün yürümesini bilmiyorduk. Yani ben semahları öğrenene kadar ki anam dinim ağladı şimdi doğrusunu söyleyeyim kendimle. Çünkü ne bir folklor oynamışım ne dün ne bir şey yapmışım. Sadece gidip izleyeyim ama şimdiki gençler öyle değil maşallah. Hepsi bir düğün oluyor, giriyorlar. Hepsi o kadar güzel oynuyorlar ki yani. Yani şartlar, bugünkü şartlar, koşullar malzeme çok, şartlar uygun. Sadece niyetimiz yok yani. Diyoruz yok, yanlış var diyoruz. Yanlışı düzeltmek için kimse ilk adımı atmıyor. Şey gibi işte diyoruz ki Alevilerde birlik yapalım diyoruz ama hiç kimse birliğe adım atmıyor. Demiyor ki ha ben ceketimi çıkardım. Buraya ben hizmetliyim, geldim burada bu birliğe çalışayım demesi gerekiyor. Ama onu demiyoruz. İri olalım, diri olalım diye söylüyoruz. Hiç öyle bir şey de olmuyoruz. Yani sloganlar boş kalıyor. Boş sloganlar kalıyor. Evet, evet. Yani şimdi kurumlarımıza böyle bir teklifi daha geçerlidir. Yani geçse arkadaşlarımızda aslında ismi Alev Bektaş olan, isimli olan kurumların yapması gereken şeylerden birisi bu. İnanca dair, kültüre dair şeylerin daha derli toplu, daha düzgün. Hep biz şunu söylüyoruz. Aslında devlet bizi asimile etmeye çalışıyoruz ama bir taraftan kendi iç asimilasyonumuzu görmezlikten geliyor. Evet. Bu bir anlamda iç asimilasyon. Örgütlenerek gericileşmek gibi bir lafı vardı sevgili Esat'ın burada da. Doğrudur. Söyledi. Şimdi böyle bir sürece mi giriyoruz acaba? Yani biz girmişiz bile. Ama bu örgütlülüğün üzerine daha şeyler kurmamız gerekirken, o örgütlü daha geliştirmemiz gerekirken gittikçe kendi kendimize, kendi ayağımıza mı vurmaya başlıyoruz? Bu sefer kendimiz parçalıyoruz. Kendi kültürümüz kendimiz parçalıyoruz. Evet. Yani biz önce yasaklar vardı. Biz yapamıyorduk. Hani korkuyorduk. Hı. Ama şimdi dış yasaklar, dış tehlikeler yok. Şimdi biz kendimiz böyle parçalıyoruz kendi kültürümüzü, örf adetlerimizi. Biz kendimiz... Yani şöyle söyleyeyim. Sen şimdi 86 yılında ben diyorsun takiye yaptım diyorsun. O günkü koşullarda uygundu. Evet, evet. Ama bugün artık Alevilerin... takiye yapmasına ihtiyacı yok. Gerek yok, O yıllarda bunu yaptık, yapmamız da gerekiyordu. Semahlar düğünlerde de dönüldü. Evet. Alanlarda da dönüldü ama bugün kültürel formasyonuna uygun, yerine uygun yerlerde yapılması gerekiyor. Aslında bu çalışmaları birazcık daha belki sizler öteleyerek kurumlarımızın önüne birazcık daha ısrarlı gitmeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Zamanımız doldu. Doğrudur. Evet, ben de katılıyorum. Evet, gerçekten de
Ama bu bizim medyamızda, televizyonlarımızda yani bu konuda en az birkaç toplantı, birkaç tartışma konusu açmaları gerekiyor. İnsanlar, çünkü sizin aracınızla herkes bunu izleyebiliyor ama kurumlardaki toplantılarda da zaten toplantılara kaç kişi geliyor onu da görüyoruz. Çok az insanlara ulaşabiliyoruz ama bu vasıtayla gerçekten herkese ulaşabiliyoruz. Ben şimdi Avrupa'da olsun, Türkiye'deki bütün kurumlara mesajımı veriyorum. Böyle bir çalışma yapmadan bu semaları düzeltemeyiz. Muhakkak ki merkezi çalışmalarla eğitici, öğretici kadrolarımızı önce yetiştirmemiz gerekiyor ki biz bu kültürümüzü gerçekten hak ettiği yere getirebilelim diyorum. Peki. Son olarak bunu söylüyorsun. Evet. Evet. Başka söylemek istediğin bir şey var mı? Ben birçok anılarım vardı. Onları dinlemek istiyordum. Senin de çok şakacı yanlarını biliyorum. Evet. Evet. Zamanımız ama bu kadar. Genel hatlarıyla Kazım Güvercinoğlu neler yaptı? Bu 50 dakika içerisinde ancak bunları sığdırabildik. Ama ben atlanmış olabileceğim şeyler olabilir. Unuttuğum şeyler olabilir. Bir iki cümleyle bağlayalım. Şunu söylemek istiyorum. Şimdi biz Aleviler diyoruz ki biz 72 millete bir gözle bakıyoruz diyoruz. Ama ne yazık ki hep kendimizi kandırıyoruz senelerdir. Belki başka milletlere bakıyoruz, doğru. 71 millete bir gözle bakabiliriz ama henüz birbirimize bir gözle bakmıyoruz. Diyorum ki ne olursunuz artık önce birbirimize bir gözle bakalım. Önce benle Ahmet birbirimize bir gözle bakalım. Ondan sonraki bizden görenler baksınlar. Böyle aşalım. Yoksa söz söyleyip de hiç özümüz uymadığı zaman da kendimizi kandırmayalım. Şehit toplantısından, Mersin toplantısından gene böyle 72 millete bir gözle bakma olayı geçti. Alevi Temsilciler Meclisi'nin. O zaman ben beyin ameliyatı geçirmiştim. Bu gözümün biri kapalıydı. Evet. Kapağı kapalıydı. Ondan sonra dedim ki arkadaşlar dedim siz biraz dedim inanmıyorum sizin dediğinize dedim. Şu anda dedim sizlere bir gözle bir tek ben bakıyorum dedim. Siz birbirinize öyle bakmıyorsun deyince tabii güldüler, bayağı güldüler. Yani illa birisi bizim bir gözümüzü kapatması lazım ki biz birbirimize bir gözle bakalım. O durumda olmayalım. Gerçekten söylediğimiz gibi özümüzle, sözümüzle birbirimize önce bir gözle bakalım. 72 millete fazla uzanmayalım. Biz Aleviliği biraz çok büyük elbiseyle anlatıyoruz ama kendimiz o elbisenin içini dolduramıyoruz. Biraz elbiseyi küçük anlatalım ki üstümüze göre olsun, kendimiz o elbisenin içine girmeye çalışalım. Yani boşuna Alevi çok güzel anlatmakla olmuyor. Hangi toplantı olursa, hangi dede bir araya gelirse herkes birbirine Aleviliği anlatmaya çalışıyor. Halbuki Aleviliği anlatmaya gerek yok. Aleviliğe uymak için ilk adımı atalım diyorum buradan. Peki. Sizler de bu fırsatı bize verdiğiniz için TV10'a ve yöneticilerine, emekçilerine çok teşekkür ederim. Bizi izleyen canlara saygılarımı sunarım. Çok teşekkür ederim herkese. Eyvallah. Aynı çok sağ olun. Dilerim. Ağzınıza sağlık. Evet sevgili izleyiciler, bugün Kazım Güvercinoğlu abimizi konuk ettik. Biraz kendi hayatından, biraz aslında son 20-30 yıllık Türkiye'deki Alevi Bektaş toplumunun sorunlarından, kültürel durumundan dem vurmaya çalıştık. Hasbihal eylemeye çalıştık. Şimdi bu sorunlar tabii ki daha da devam edecek. Önümüzdeki günlerde de bu devam edecek ama çözüm yine bizim elimizde. Büyük Üstad'ın dediği gibi dert bizde, derman ellerimizde dediği evet, gibi. Evet. El gövdedeki kaşınan yeri bilir. Yeter ki sorunlarımızı bilelim, sorunlarımızı çözüm için çaba sarf edelim, niyetimizi gösterelim, iyi niyetli yaklaşalım. Çözülmeyecek hiçbir şey yok. Son 20-30 yıllık süreç Alevi Bektaşi örgütlülüğü açısından daha çocuk, hatta belki embriyo. Bu anlamda tabii ki kendimizi eleştireceğiz, kızacağız, bağıracağız ama buna da bir haksızlık vermeyelim. Geldiğimiz süreçte önemli bir süreç, yapılanma açısından 20 yıllık süreç aslında önemsenecek bir süreç. Çünkü hem Kazım abinin yaşadığı hem bizlerin yaşadığı o dönemlerden buraya geldiğimizde hiç kurum yokken bugün yüzlerce kurumlarımız var. Sorun şu, kurumlarımızı yarattık, yarattığımız kurumlarımızın içerisini doldurmamız gerekiyor. Bir başka programda, bir başka konumuzda buluşmak üzere hepinize saygılar, sevgiler sunuyoruz. Hoşça kalın efendim. جمال نبی قره حق جمال جمال حق حق جمال عشق سیدا نه خیال جمال حق حق جمال جمال حق حق جمال
Cemal-ı Hakk'a hak, Cemal-ı Hakk'a.